Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün özellikle son günlerdeki bir gündeme dikkat çekmek istiyoruz. Tabii ki kripto paralar. Biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yıl yani 2022'de kripto paralara olan ilgi yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise yaşanan pek çok skandal ve bu skandalların sonrasında kripto para birimlerinin dibe vurması olmuştu ki hatta bir Luna skandalı yaşandı biliyorsunuz. Bu Luna skandalında binlerce hatta belki yüz binlerce kişi büyük paralar kaybetti arkadaşlar. Günümüze gelecek olursak Bitcoin ve diğer altcoin'lerin artık yavaş yavaş böyle yükselmeye başladığını görüyoruz. Çok değil. Bu yılın başlarında acaba Bitcoin tekrardan 20 bin doları aşacak mı diye düşünürken bir anda 30 bin doları devirdi. Dolayısıyla Bitcoin'deki bu yükseliş analistleri de harekete geçirdi. Şimdiden 2023 yılında Bitcoin'in 100 bin doları bulabileceği söyleniyor. Peki bu ne kadar mümkün? Biraz bundan bahsedelim istedik arkadaşlar. Aslında çok değil. 2020 yılına gittiğimiz zaman Bitcoin, Ethereum, Cardano ve daha birçok popüler kripto para biriminin rekorlar kırdığına şahitlik ettik. Örneğin Bitcoin o dönemde 64 bin dolar seviyelerini zorlamıştı. Ethereum ise 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Ki bugün gerek Bitcoin gerekse Ethereum yarı yarıya fiyatlardalar diyebiliriz. Ethereum 2 bin dolar bandında gezerken Bitcoin ise 30 bin dolar bandında geziyor. Bir iniyor bir çıkıyor ama oralarda şu anda geziniyor arkadaşlar. Diğer kripto para birimleri ise henüz bu toparlanma aşamasına gelemediler. Örneğin adaya baktığımız zaman yani Cardano'ya baktığımız zaman 0.41 dolar civarında olduğunu görüyoruz ki bu bizim videoyu çektiğimiz tarihteki fiyatı. Bu her an değişebilir, artabilir, yükselebilir ama genel olarak son dönemde bu noktalardaydı. Peki adanın en yüksek seviyesi neydi? 3 dolardı arkadaşlar. Yani bugünün seviyesinden yaklaşık bir 7-8 kat daha fazlaydı. Ama günümüze geldiğimizde Cardano'nun da yine 0.5 doların altında sıkışıp kaldığını görüyoruz. Gelelim iddiamıza. Gerçekten Bitcoin 100 bin dolar olabilir mi? Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar bu konuda olur ya da olmaz demek çok doğru bir sonuç çıkarmayacaktır. Neden? Çünkü Bitcoin 64 bin dolar olduğu dönemde hayli uçuk rakamlardan bahsediliyordu. Öyle ki Bitcoin'in kısa sürede, bakın kısa sürede 250 bin doları bulabileceği söyleniyordu. Ne oldu? Bitcoin bir anda 20 bin doların altını gördü. Şu bir gerçek, artık kripto paralara eskisi gibi ilgi yok. O dönemde yani kripto paraların böyle sürekli yükseldiği dönemde sokaktaki çocuklar bile artık kripto para konuşmaya başlamıştı. Şimdilerde ise herkes ya köşesine çekildi, ya elindeki coinleri sattı ya da borsaya girdi arkadaşlar. Dolayısıyla kripto paraların eski popülaritesinde olmadığını söyleyebiliriz. Sizlere tavsiyemiz şu sıralar yüksek sesle seslendirilmeye başlanan bu Bitcoin 100 bin dolar olacak, Ethereum 10 bin doları geçecek söylentilerine çok fazla kulak asıp yüklü miktarda kripto paralara giriş yapmamanızdır. Tabii ki biz burada yatırım tavsiyesi verecek nitelikte değiliz. Yani yayınlarımız olsun, yazılarımız olsun hiçbiri yatırım tavsiyesi niteliğinde değil arkadaşlar. Ama yine de daha önce yaşananları ders alarak ki yakın geçmişte bir Luna faciası var biliyorsunuz. Bitcoin'in 64 bin 65 bin dolarlardan bir gecede nerelere geldiğini biliyorsunuz. Daha önce yani daha da öncesinde kripto paralar daha bu kadar meşhur değilken, daha bu kadar trend değilken bir gecede Ethereum olsun, Bitcoin olsun nereden nerelere geldiğini de biliyorsunuz. Şunu söyleyeyim size, Ethereum 1600 dolardan arkadaşlar 10 dolarlara geriledi. 10 dolar nerede, 1600 dolar nerede? Dolayısıyla bu piyasada ortada bir mal olmadığı için, yani sonuçta borsada yatırım yaptığınız bir şey var değil mi? Bir holdinge yatırım yapıyorsunuz bir şey. Burada ise yatırım yaptığınız şey şifrelerden ibaret. Kimi bunun gelecek olduğunu söylüyor, kimi ise tamamen bir balon olduğunu söylüyor. Hangi tarafın haklı olduğunu tabii ki bize zaman gösterecek. Ama yine de şu sıralar dediğim gibi yüksek sesle yine kripto para seslerini duymaya başladık. Sizden ricamız dikkatli olun, yatırımlarınızı dikkatli yapın. Şunu da unutmayın arkadaşlar, kimse
hangi kripto paranın ne zaman düşüp ne zaman yükseleceğini kestiremez. Bunu da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.